Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf coğrafyada 1. dönem 1. yazılıya hazırlık. Yani bir aslında yazılı provası yapacağız. Neler bilmemiz gerekiyor? Burayla ilgili bize soru nasıl gelir? Bunlarla ilgili küçük bir özet Ardından arkadaşlarım boşluk doldurmalar, soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de yazılıya çalışmak için kitaplarımızda bu işin olmazsa olmazı. Peki siz yazılıda nereye kadar sorumlusunuz? Dediğimde hemen 9. sınıf Dinamo soru bankamızı hep birlikte açalım arkadaşlar açtığımızda biz birinci yazılı da yani sizin görebileceğiniz kısımda insan ve doğa etkileşimi coğrafya yani doğa sistemler kısmında birinci bölümü bilmemiz gerekiyor önemli. İkinci kısımda yer kürenin yani dünyanın şekli ve hareketleri. Burada dünyanın şekli, dünyanın günlük hareketi, dünyanın yıllık hareketi yani eksen mevsimler, özel tarihler bunları bilmemiz gerekiyor. Önemli. Akabinde sevgili arkadaşlarım koordinat sistemi ve konum. Paralel, meridyen, enlem, boylan bunların etkileri nelerdir? Ve Türkiye'nin coğrafi konumu, mutlak ve göreceli konum ifadelerini de bilmeniz gerekiyor. Burası da önemli. Ve devamında sevgili arkadaşlarım haritaların giriş kısmı yani projeksiyon yöntemlerine kadar sayfa 50'ye kadar sevgili arkadaşlarım güzel güzel buradan sorularımızı çözelim. Eksiksiz bir şekilde yazılıya girelim. Tabii ki konu eksiğimiz olabilir. insanlık hali. Onun içinde de 0'dan 9'a coğrafya konu anlatımlı soru bankasını hadi hep birlikte açalım. Burada nerelere bakmamız gerekiyor? Tabii ki de doğa sistemler kısmında coğrafya insan ve doğa birinci kısım. Dünya şekli ve hareketleri ikinci kısım. Coğrafi koordinat sistemi üçüncü kısım. Sevgili arkadaşlarım harita bilgisi dur orada. Nereye kadar? Harita ve harita okuru yazar kısmı. Yani projeksiyon yöntemleri silindirik, konik, düzlem projeksiyon yöntemi bunları bil. Yazılda genel itibariyle o alana kadar o kısma kadar sorumlusun diyebiliriz. Ve o zaman hız kesmeden sevgili arkadaşlarım dersimize başlayalım. birinci dönem birinci yazılda bilmemiz gereken birinci kısım insan ve doğal etkileşimi. Tabii ki de burada muhteşem dörtlü vardı. Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biyosfer ki litosfer taş küreydi. Hidrosfer su küre, atmosfer, hava küre, biyosfer ise canlılar küresiydi. Doğa insan etkileşiminde insan ve doğa sürekli olarak etkileşim halindeydi. Bazı yerlerde doğa insanı bazı yerlerde ise insan doğayı etkileyebilmekteydi. Mesela ekvatoral iklim bölgesinde insanların ince elbiseler giymesi, kutup çevrelerinde insanların kalın elbiseler giymesi doğanın bize sunduğu imkanların farkındaydı olduğunun göstergesiydi. Ulaşımın zor olduğu alanlarda tünel ve köprülerin yapılması ya da okyanus deniz tabanlarından ulaşım hatlarının sağlanması genel itibariyle insanın doğaya etkisiydi. Mesela sevgili arkadaşlarım Orge Havalimanı İnsanın doğa etkileşimi kısmında insanın doğa etkisi olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de burada olumlu olumsuz durumlar olabilir. Mesela küresel ısınma insanın doğayı etkilemesinde olumsuz durumdur diyebiliriz. Ya da eğimli arazilerde tarıcalama sistemleri insanın doğa etkileri kısmında olumlu etkiler arasında yer almaktadır diyebiliriz. Coğrafyanın tanımıydı doğa-insan arasındaki etkileşimle karşılıklı ilgi, nedensellik, bağlantı bununla birlikte dağılış prensipleriyle inceleyen, araştıran, açıklayan bilim dalıydı. Yani aslında en temel ifadeyle insan ve doğa arasındaki etkileşim inceleyen bilim dalları sevgili arkadaşlar ve yararlandığı bilimler. Fiziki ve beşeri coğrafyayı iki alt başlık altında inceleyebiliyorduk burayı. Fiziki coğrafya kısmında jeomorfoloji, yer şekli bilimi, klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya vardı. Beşeri ekonomik coğrafyada tamamıyla insan ve onun oluşturmuş olduğu unsurlar vardı arkadaşlarım. Nüfus, yerleşme, tarım, turizm, ticaret, sanayi, ulaşım coğrafyası, siyasi coğrafya bunların hepsi sevgili arkadaşlarım beşeri ve ekonomik coğrafya kısmında yer almaktaydı. Bununla birlikte coğrafya biliminin geçmişten günümüze gelişimindeki bilim insanları da önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Sonra dünyanın şekli ve sonuçları sevgili arkadaşlar. Burada aslında tek bir şekil ama iki ölçekte işlemiştik biz bunu. Geoid şekilden diye hemen hatırla. 4Ç çap, çekim, çember, çevre akabinde Diğer meydana gelen durumlar evet göğüs şeklin sonucu ancak göğüt olduğunu kanıtlamıyor küresel şekil ifadesinde ele almıştık. Mesela çizgisel hızın kutuplara doğru azalması, güneş ışınlarının geliş hızının kutuplara doğru daralması, sıcaklığın kutuplara doğru azalması küresel şekil ifadesinde yani dünyanın göğüt olduğunu kanıtlamayan durumlardı. Ama çap, çekim, çember, çevre uzunluklar sevgili arkadaşlarım unutmayalım dünyanın göğüs şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumlardı. Dünyanın eksen hareketi dediğimiz günlük hareketli ve bu batıdan doğuya 24 saatte yaptığı hareketli doğuda yerel saatin ileri olması, sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar olması mesela batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucuydu. Eksen eğikliği ve yıllık hareket ise 24 saat değil de 365 gün 6 saatte elips yörünge şeklinde yaptığı ifadeydi. Yani elips yörüngeyi bilmemiz gerekiyor. Epliklik düzlem, yörünge düzlemi, yer ekseni bunlar önemli ifadelerdi ve eksen eğikliğinin açısal değeri neydi sevgili arkadaşlarım? 23 derece 27 dakika Şimdi geldik dört tane mevsim başlangıç tarihimiz. Mesela 21 Mart ve 23 Eylül bahar mevsimlerinin başladığı tarihlerdir. 21 Mart bizim için ilkbahar bahar ekinoksu, 23 Eylül sonbahar ekinoksuydu. 21 Haziran yaz solstisti, 21 Aralık ise kış solstistiydi arkadaşlarım. 21 Haziranda en uzun gündüz, 21 Aralık'ta en uzun gece. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise dünyanın her yerinde gece bir gündüz eşitliği yaşanmaktaydı. Matematik iklim kuşakları da gene eksen sonucunda oluşmuştu. Tropikal kuşak ekvator çevresi, orta kuşak dönence ile kutup daireleri arası, kutup kuşağı ise kutup dairesi ile kutup noktası arasında kalan kısım olarak ifade edilmekteydi. Haydi bakalım ikinci nefesi alalım burayı da bir bitirelim. Koordinat sistemi dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturmuş olduğumuz sistemdi arkadaşlarım bu. Burada biz paralel enlem meridyen Boylam kavramlarından bahsediyorduk. Paralelin özellikleri vardı. Hemen şöyle şuraya özellik yazalım. Enlemin ise etkileri vardı sevgili arkadaşlarım. Meridyenin gene özellikleri vardı. Boylamın ise etkileri vardı. Mesela boylamın etkisi yerel saat üzerindeydi. Ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı arkadaşlar. Enlem ise ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde güneş ışınlarının geliş açısının değişimi ve bu değişime bağlı olarak meydana gelen durumları ifade etmekteydi. Paralel ise doğu batı yönlü uzanan ekvatora birer derece aralıklarla çizilen dairelere verdiğimiz isimde Kuzey'de 90, Güney'de 90 Kuzey yarım küre, Güney yarım küre, Kuzey paraleli Güney paraleli ki aralarındaki mesafenin 111 kilometre olması da bizim için önemli bir ifadeydi. Zaman kavramında yerel saat. Bir merkezin güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlemiş olduğu saat kavramına yerel saat diyorduk ve güneş en tepede olduğunda yerel saatle 12 olarak ifade ediyorduk. Doğudaki merkezlerin yerel saati, batıdaki merkezlerin yerel saatine göre daha ileriydi sevgili arkadaşlarım. Tarih değiştirme çizgisi vardı bir de burada. Neydi? 180 derece meridyeninden geçmekteydi ancak düz bir şekilde değil girintili çıkıntılı gidiyordu. Bunun temel sebebi de ülke içerisindeki gün kavramında karışıklık yaşanmamak için. Nasıl? Tarih değiştirme çizgisinin doğusunda gün bir gün ileri arkadaşlarım. Hemen şuraya şöyle ileri yazıyorum. Batısında gün bir gün ileriyken doğusunda ise gün bir gün geridir sevgili arkadaşlar. Bu kapsamda mesela ülke toprağı şöyle olsun. Ülke toprağının yarısı bir gün ileri yaşarken diğer yarısı ise bir gün geriye. Şöyle ki burası mesela pazartesini yaşıyor. Burası pazarı yaşıyor arkadaşlarım. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Tabii ki de olamaz. O yüzden ülke içerisindeki gün birliğini sağlayabilmek için tarih değiştirme çizgisi de böyle girintili çıkıntılı bir hal almıştır diyebiliriz. Konum ise iki şekilde ifade edilirdi. Matematik konum özel konum. Matematik konumda enlem ve boylam dereceleri özel konumda ise kendine has durumları bilmemiz gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Geldik harita bilgisi. Dünya üzerindeki bir yerin kuş bakışı görünümünü belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması işlemine harita ve bir haritada ilk belirlememiz gereken kısım ise amaç olduğunu biliyorduk. Ve küresel yüzeyler düzleme aktarılırken alanda açıda uzunlukta bozulmalar yaşanabilmekteydi. Bunun bozulmaların en aza indirilebilmesi için ekvator çevresinin gerçeğe yakın çizildiği silindirik projeksiyon yöntemi, orta kuşak ülkelerinin gerçeğe yakın çizildiği konik projeksiyon yöntemi, kutuplar çevresi ve dar alanların çiziminde de düzlem projeksiyon yöntemi, harita çizimlerinde alanda açıda uzunlukta meydana gelen hata oranlarını en aza indirmek için yapmış olduğumuz ifadelerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi boşluk doldurma kısmına. 15 tane boşluğumuz var. Hadi gelin hep birlikte dolduralım. Diyor ki birinci boşluk. Yer şekillerini diyor. Yer, jeomorfoloji. Yani bu fiziki coğrafyanın aslında bir alt bilim dalıdır sevgili arkadaşlar. Jeomorfoloji diye yazıyorum. Peki Jeomorfolojiye yardımcı bilim dalları nelerdi? Biraz da bunlardan şöyle bir hatırlayalım. Jeoloji, litoloji, pedoloji sevgili arkadaşlarım, jeofizik, jeomorfoloji yardımcı olan yardımcı bilim dallarıydı. Bunu da unutmayalım. Şimdi demiş ki ilkesi coğrafi olayların yeryüzünde nerede meydana geldiğini açıklar. Bak nerede diyorsa dağılış vardır. O zaman bu ilkemizin ismi çok zorlanma. Dağılış ilkesi de geç. Yani burada özellikle sevgili arkadaşlarım şunu unutmayalım. Bir konum vermek zorunda. Bir bölge, bir bölüm, bir yöre vermek zorunda. Bir il, bir ülke adı vermek zorunda. Mesela ekvatoral iklim, Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adalarında görülür dediğinde alsana dağılış ilkesi. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Ama okyanus kenarlarındaki ülke ülkelerde balıkçılık gelişmiştir dediğinde bu dağılış ilkesi olmaz. Niye? Hangi okyanus? Hangi kenarı? O yüzden burada mesela Japonya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri okyanus kenarında yer aldığı için balıkçılık gelişmiştir deseydi aslında o zaman dağılış ilkesi olabilirdi. Devam edelim. İnsan ve insanların oluşturduğu unsurlar tabii ki de cami olabilir, köprü olabilir, yol olabilir. Bunları biz beşeri unsurlar diyeceğiz arkadaşlarım. Unutmayalım. Devam edelim. da Geri bacası, ova, vadi gibi yer şekilleri sevgili arkadaşlarım oluşturan başlıca elemanlardır diyor. Yani bu taş küre içerisinde olan elemanlar taş küre ne diyorduk biz? Litosfer diyorduk unutmayalım. Dört tane ortam litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer. Hadi bakalım unutma bunları da. Coğrafya biliminin en önemli prensipleri nedir dediğimizde bir karşılıklı ilgi. Bir olay var bundan etkilenen olay. Mesela deprem ile Tusunema arasındaki ilişki karşılıklı ilgiye de da bağıntıdır diyebiliriz. Devamında sevgili arkadaşlarım ne var? Nedensellik var. Deprem neden meydana geldi? Fay hatlarından dolayı. Al sana nedensellik. İzmir'de deprem tehlikesi yüksektir dersek al sana dağılış. O zaman coğrafya biliminin en önemli prensipleri dağılış, nedensellik ve karşılıklı ilgidir diyebiliriz. Devam edelim. Atmosfer, litosfer, hidrosfer ve canlı küre dediğimiz sevgili arkadaşlarım biyosfer doğayı oluşturan dört temel unsurdur diyebiliriz. Batıdaki merkezlerin yerel saati doğudaki merkezlere göre daha tabii ki de arkadaşlarım geridir. Bunu nereden biliyorsun? Yahu bunu iftar sahur vakitlerinden bilmektesin. Iğdır orucunu açtığında İzmir bekliyor daha. Ankara da bekliyor. O zaman batıdaki merkez doğuya göre yerel saatinin daha geri olduğunu gösterir. Ülke içerisindeki bir yerin yerel saatinin ülke genelinde ortak olarak kullanılmasına sevgili arkadaşlarım ne demiş bak ülke genelinde ortak olarak kullanılmasına sevgili arkadaşlarım ortak saat dilimi ya da ulusal saat olarak ifade edilmektedir. Hemen şöyle ulusal saat diye de ifade edelim. Mesela biz 45 derece doğu boylamında yer alan Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kabul etmekteyiz. Unutmayalım. Ülke içinde bir yerin yerel saatini dedikten sonra Türkiye başlangıç meridyeninin Şimdi hemen şöyle Türkiye'nin konumunda bir hatırlayalım. Sevgili arkadaşlarım şöyle şuraya bir dünya çizdiğimizde Ekvator çizgisini belirtelim. Bir kutuptan diğer kutuba geçen, paralelleri dik açıyla kesen yarım çember dediğimiz meridyeni de ifade edelim. Başlangıç meridyeni 0 dereceydi sevgili arkadaşlarım. Türkiye 26 derece doğu, 45 derece doğu, 36 derece kuzey, 42 derece kuzey. Burada 4 tane sayısal değer. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Türkiye 26 derece doğu 45 derece doğu boylamlarında yer alıyor ise başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır arkadaşım. Bu bir ekvator 36 derece kuzey 42 derece kuzey diyorsam ekvatorun da kuzeyinde yer alır arkadaşlar bunu da unutmayalım aynı meridyen yayı üzerinde bulunan tüm noktaların yani şurada bir meridyen yayı çizdim mesela burası 45 derece doğu meridyeni 45 derece doğu meridyeni de istediğim kadar nokta belirleyeyim bunların ortak noktası yerel saatleridir arkadaşlarım yani güneş yerel saatle öğle vakti en tepededir silindirik projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulma hata oranı sevgili arkadaşlarım artar. Çünkü silindirik projeksiyon yönteminde küre şeklinde kağıdı dünya çevresinden geçiririm. Kağıda ekvator çevresi temas ettiği için bozulma daha az, kutuplara doğru gidildikçe bozulmanın da arttığını söyleyebilirim. Ülke ya da ülke içi sınırları hangi haritalar gösterir dersek idari haritalar gösterir sevgili arkadaşlarım. Haritanın ölçeği büyüdükçe, ölçeği büyüdükçe nedir? Mesela 1/100 var. Bunu büyüttüğüm zaman ne olacak? 1 bölü 50. Yani ne yaptım? Aslında paydadaki değeri küçülttüm sevgili arkadaşım. Haritanın ölçeği büyüdükçe haritanın hata oranı azalır arkadaşlarım. Yeryüz şekillerini hangi haritalar gösterir dediğimizde tabii ki fiziki haritalar. Bir dağın yüksekliğini, bir ovayı, bir platoyu, bir akarsuyu fiziki haritalarda görebiliriz. Ama bir ilin sınırını fiziki haritada değil, idari ve siyasi haritada görebiliriz bilgimiz olsun. Bir bölgenin haritası çizilirken İlk belirlemem gereken, birinci belirlemem gereken amaçtır. Yani ben neyi çizeceğim ya? Yer şekillerini mi göstereceğim? Ülke sınırlarını mı göstereceğim? İl sınırlarını mı ilçeyi mi göstereceğim? Amacı belirle, sonra amaca uygun başlıktan devam et geç sevgili arkadaşım. Geldik coğrafya. Alt dalları ikiye ayırdık. Fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya. Sevgili arkadaşlarım, fiziki coğrafyada birinci bilmemiz gereken alt dal tabii ki de yer şekli bilimi dediğimiz jeomorfoloji. Tabii ki de buraya yardımcı bilim dalları vardı. Jeoloji, litoloji. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım jeofizik dediğimiz bilim dalları fizik coğrafya yardımcı bilim dallarıdır. Akabinde Klimatoloji diyeceğiz. Klimatoloji neydi? İklim bilimiydi. Klimatoloji dünyada yer alan iklimlerin oluşumunu, dağılışını, bunun insanla olan etkileşimini araştırıp açıklayan kısımdır. Tabii ki klimatolojiye yardımcı bilim dalı meteorolojidir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Devam ettim. Sular coğrafyası dediğimiz hidrografya vardı arkadaşlarım. Hidrosferden gelsin. Hidrosu, sular coğrafyası. Burada da hidroloji, oşinografya, limnoloji, potamoloji bunlar önemliydi. Potamoloji akarsu bilimiydi. Limnoloji göl bilimiydi. Oşinografya ise okyanus bilimi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Hidrojeoloji ise arkadaşlarım yeraltı suları bilimiydi. Bununla birlikte son şuraya şöyle fizik coğrafyanın alt dalı olarak biosfer yani biyo coğrafya yazalım sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle hafızada da getirebilmek için biosfer diye ifade ettik. Biyo coğrafya yani canlı bilim. Zooloji, botanik, tıp, biyoloji alt bilim dallarıydı. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım matematik coğrafya. Fiziki coğrafyamızın alt bilim dalı kartografya. Harita bilimi, bu da gene fiziki coğrafyamızın alt bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Beşeri ve ekonomik coğrafya dediğimiz zaman insan yani buradaki doğa kısmı etkiliydi fiziki coğrafyada, beşeri ve ekonomik coğrafyada ise insan kısmı etkilidir sevgili arkadaşlar. Burada ne var dersek mesela tarım coğrafyası, nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası hemen şöyle şöyle yerleşme diye yazalım sevgili arkadaşlarım. Ticaret coğrafyası, devamında mesela ulaşım coğrafyası olabilir. Akabinde turizm coğrafyası olabilir sevgili arkadaşlarım. Sanayi coğrafya, siyasi coğrafya, bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası bunların hepsi de beşer ve ekonomik coğrafya olarak karşımıza gelmekte. Önemlidir bu kavram haritası bilginiz olsun. Şimdi geldik özellik temel sebep. Dünya şekli hareketlerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artması demiş. Şimdi hemen şöyle düşünüyorum. Çap, çekim, çember, çevre uzunluk. Bu neydi? Dünyanın geo şeklini kanıtlıyordu. O zaman bu dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Şekli yazıyorum. Dünyanın bir yarısının aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması. Hemen şöyle bir bakıyorum. Dünyanın şekline bağlı olarak Dünya tamam güneşi aynı anda göremez. Bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlıktır. Şekli. Sıcaklığın gün içinde değişmesi. Uyanık olacaktık. Ne diyecektik? Gün içinde ifadesi varsa bu sevgili arkadaşlarım eksen hareketi olacaktı tabii ki de gece gündüz arası zaman farkının meydana gelmesi gece gündüz arasında zaman farkı meydana geliyorsa bunu birkaç günlük süreçte gözlemleyebilirim. O zaman birkaç günlük süreçte gözlemleyebiliyorsam eksene ikli değer ve buna da noktayı koyarım. Dönenceler ve kutup daireleri. Dönence neydi? 23 derece 27 dakika. O zaman dur orada. 23 derece 27 dakika neyin sonucunda oluyordu? Eksen eğikliğinin sonucunda oluyordu. O zaman bu ifade eksen eğiklidir. Doğuda yerel saatin ileri olması. Doğuda yerel saatin batıya göre daha ileri olması. Eksen hareketinde dünyanın dönüş yönüyle ilgili bir durumdu. Batıdan Doğuya doğru dönmeyle ilgiliydi. Günete günbeli durumlarının meydana gelmesi. Dünya yıllık hareketini 365 gün 6 saatte elips yörüngede yapıyordu. Yani eksen eğikliği sonucunda meydana gelen elips yörünge sonucuydu. Aydınlama çemberinin oluşması dünyanın şekliyle ilgili bir durumdu. Çizgisel hızın her yerde aynı olmaması gene dünyanın şekliyle ilgili bir durumdu. Devamında bakın dikkat mevsimlik sıcaklık ve basınç mevsim dediği eksen eğikliğidir sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle eksen eğikliği diye yazıyorum. Devamında ne demişiz? Meltem rüzgarları 24 saat içerisinde denizden karaya, karadan denize, dağdan vadiye, vadiden dağa doğru esen rüzgarlardı. Bu da sevgili arkadaşlarım neyin sonucunda meydana gelmekteydi? Eksen hareketi sonucunda meydana gelmekteydi diyebiliriz. 4 tane mevsim başlangıç tarihimiz vardı. Eğer ki güneş böyle şekildeki konumda ise 21 Mart ya da 23 Eylül'dür diyebiliriz. Aynı ifade aşağıda da var. Buraya da ben 23 Eylül diyelim sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu iki tarihte mesela güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelir. Aydınlanma çemberi sevgili arkadaşlarım kutup noktalarından teğet geçer. Dünyanın tamamında gece ve gündüz eşitliği yaşanırdı. Yani bu iki tarihte gece eşittir gündüzdür. Dünya üzerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır ancak şimdi geldik sağ taraftaki şekillere. Sağ taraftaki şekillere baktığımızda hangi kutup noktası aydınlıksa o yarım kürede yazın yaşadığını ya da gündüzün daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ve haritamıza baktığımızda yani dünya haritamıza baktığımızda sevgili arkadaşlarım nereden geçmiş aydınlanma çemberi? 66 derece 33 dakika enlemlerinden ve kuzey kutup noktası aydınlıkta o zaman bu tarihimiz kesinlikle 21 Haziran tarihidir. Evet şuna geliyorum devamında. Aydınlama çemberi nereden geçmiş? Gene kutup noktalarından teğet geçmiş ve güney kutup noktası bu sefer. Aydınlıkta o zaman güney yarım küre yazı yaşar. Güney yarım kürenin yazı yaşadığı tarih ise 21 Aralık tarihidir. 21 Haziran'da Türkiye en uzun gündüzü yaşar. Çünkü yaz mevsimini yaşıyoruz ya. Yaz mevsimini yaşamaya başlarız aslında. 21 Aralık tarihinde ise Türkiye en uzun tabii ki de geceyi yaşar. Çünkü kış mevsimi başlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Unutmayalım. Tabii ki de burada şunu da yapabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde böyle bir şekil verdi size. Bu şekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur hangisi yanlıştır dedi. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın güneş buradan geliyor. Aydınlık kısmı şöyle boyuyorum tamam mı? Bak şurası aydınlık. Yani bu doğru bir yöntem değil ama soruyu doğru çıkartırır. Nasıl? Aydınlama çemberinin nereden geçtiğini de şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın mesela şurada orta uçakta herhangi bir enlem derecesi çizin tamam mı? Aynı uzaklığa sahip. İkinci enlem derecesinde güney yarım çiz. Şimdi aydınlık kısım nerede daha fazla? Kuzey yarımkürede. O zaman kuzey yazı yaşar kardeşim. Bitmiştir. Kuzey yazı yaşadığı tarih 21 Haziran tarih. Aslında biz şuradan biliyoruz. Bak güneş ışınları 23 derece 27 dakika enlemi dediğimiz yengeç dönecesine dik geliyor. O zaman bu tarih kesinlikle sevgili arkadaşlarım 21 Haziran'dır. Aynı şeyi mesela güney yarım yap. Gene aynı sonuca ulaşırsın. Bakın bir tane enlem derecesi çizdim. Aynı enlem derecesini aşağıya da çizdim. Bak güney yarım küredeki aydınlık kısmın enlem derecesi daha uzun bir alana sahip. Karanlık kısımda daha dar bir alan var. O zaman güney yazı yaşar. Güney yazı yaşadığı tarihte 21 Aralık'tır. Bu hani bilimsel bir yöntem değil ama işimize çok iyi arayabilir sevgili arkadaşlar. Unutmayalım. Geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Birinci sorumuz diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri dünya şeklinin geoit olduğunu kanıtlar. Ya hemen bak uyanık ol. Geoit diyorsa ne diyeceğiz? 4C. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından uzundur. Bununla birlikte yer çekimi kutuplara doğru gidildikçe artar. Dünya üzerinde çizebileceğim en geniş çember Ekvatordur. Çap, çekim, çember, çevre. Bakalım. Ne var? Çevre var. Hemen şöyle bakıyorum. Çap, çekim, çember, çevre. Başka hiçbir şey yok. O zaman cevabım yalnız ikidir. Ya diğer şıkları okumadım bile gördünüz mü? Niye? Çünkü geoid olduğunu kanıtlayan dört tane durum vardı. Ne diyor? Günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Geoid olduğunu kanıtlamaz. Çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Evet dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Ancak geoid olduğunu kanıtlamaz. Bana kanıtlar diyor. Yapıştırdım B seçeneği. Bir diğer sorumuza geldiğimiz zaman. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın yararlandığı yardımcı bilim dallarından biri değildir demiş ya. Bakalım hemen. Şimdi meteoroloji, Hidrografya, jeofizik, jeoloji, botanik. Ya bunların hepsi coğrafyanın yararlandığı bilim dalı gibi duruyor, değil mi? Hayır. Bir tanesi alt bilim dalı coğrafyanın diğerleri ise yardımcı bilim dalları nasıl? Biz şimdi coğrafyayı fiziki ve beşeri coğrafyada ikiye ayırdık mı biraz önce? Ayırdık. Fiziki coğrafyada dört tane alt bilim dalı yazdık. Beş tane alt bilim dalı yazdık ve bunların yardımcı bilim dalları vardı. Mesela nasıl? Meteoroloji sevgili arkadaşlarım klimatolojiye yardımcı bilim dalı gitti. Botanik Biyo yardımcı bilim dalı gitti. Jeoloji, jeomorfoloji yardımcı bilim dalı gitti. Jeofizik gene jeomorfoloji yardımcı bilim dalı gitti. Ancak hidrografya sular coğrafyasıdır. Mesela burada hidrojeoloji olsaydı o zaman o coğrafyanın yararlandığı yardımcı bilim dallarından biri olurdu. A seçeneği işaretledik, bitti. Sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen yargı ve o yargının oluşumuna neden olan faktör eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık vardır diyor. Yargılarımıza, nedenlerimize gelin hep birlikte bakalım. A seçeneği. Mevsim sürelerinin farklı olması diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben şunu biliyorum. 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık ancak 23 Eylül. Hmm. O zaman bu 23 Eylül yani iki gün gecikmeyle yaşanıyorsa mevsim süreleri farklı olur. Bunun temel sebebi de yörüngenin şekli yani elips yörüngeye sahip olmamızdır. Gitti. Gece gündüz sürelerinin değişmesi. Yani bunu ne yapıyorum? Gece gündüz süresinin değişebilmesi için en az iki güne ihtiyacım var. Eğer ki en az iki güne ihtiyacım varsa günlük hareket değil, eksen eğikli ve yıllık harekettir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Ama gelin diğerlerine de şöyle bir bakalım. Dünyanın tam yarısının gece tam yarısının gündüz. Yani bir yarısının aydınlık bir yarısının karanlık olması dünyanın şekli bu ifade doğru bir ifadedir. Gece gündüzün ardalanması dünyanın eksen hareketi de günlük harekettir. Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması. Yani Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanabilir. Bunun temel sebebi yıllık hareket ve eksikliklidir. Ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise yukarıda gösterilen koordinat düzleminde verilen merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Olumsuz ifadeyi hadi şöyle belirtelim. A. birden 5'e doğru çizgisel hız azalır demiş. Ekvator. Kutupa doğru gidiyorum. Niye? Çünkü yatay doğrultudaki benim paralel derecelerimdi ve dikey doğrultudakiler ise boylam ya da meridyen derecelerimdi sevgili arkadaşlarım. Ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde çizgisel hız azalır. O zaman A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. 2 Grup ve tan süresi. 4'ten kısadır. Bir yerde grup vatan süresinin diğer merkezi göre daha kısa olması için ekvatora daha yakın olması lazım. 2, 4'e göre ekvatora daha mı yakın? 2, 60 derece enleminde. Kuzey enleminde 2 ise 20 derece enleminde sevgili arkadaşlarım. O zaman bu ifade de kesinlikle doğrudur. Bir de termik alçak basınç oluşur. Termik alçak basınç. Hemen şöyle dünyanın şekline git. Ekvator yıl boyunca sıcaktı. Sıcak olan bir yerde ısınan hava yükseliyordu ve basınç azalıyordu. Alçak basınç. Havanın yükselmesini sağlayan havanın sıcak olmasıydı. Bundan dolayı termik alçak basınç vardı. Doğru bir ifade. Birden dörde doğru tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısalır. Birden dörde yani kutba doğru gidiyorum. Sıcaklık azalır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısalmaz. Uzar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Üçte yer çekimi beşten azdır. Üç beşe göre ekvatora daha mı yakın? Evet o zaman 3'te yer çekimi 5'ten beşten... Azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Yer çıkımının en az olduğu 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 olarak gidecektir. Bu ifadede sevgili arkadaşlar doğrudur ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Bir diğer sorumuzda ise yukarıda verilen coğrafi olguların hangileri eksen yani günlük harekete bağlı olarak oluşmamıştır? Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması diyor. Ya ben bu ifadeyi günlük harekette duydum ancak şöyle duydum. Çizgisel hızın oluşması dünyanın günlük hareketine bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Ancak çizgisel hızın her yerde aynı olmaması, kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hızımızın azalması dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Şekil diye yazdım. Devam ettim. Gece gündüzün ardalanması eksen hareketi. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması eksen hareketi 30 derecenin mi de dinamik yüksek basınç, 60 derecenin mi de dinamik alçak basınç kuşaklarının oluşması eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Bak gördün mü burada ne yazmış? Çizgisel hızın oluşması diyor. Tabii ki de bu eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Gece gündüz sürelerinin değişmesi diyor. Gece gündüz süresinin değişmesi için en az iki güne ihtiyacım var o zaman. Bu yıllık hareket ya da eksen eklidir diyebiliriz. Al sana sorunun cevabı 1 ve 5 olarak C seçeneği. Bir diğer sorumuzda ise yukarıda verilen tabloda hangi satırlar yer değiştirirse tablo doğru tamamlanmış olur diyor. Bakalım paralel başlangıç paralel ekvatordur. Çok doğru. Başlangıç meridyeni grimmiştir. Çok doğru. 180 adettir ve çember şeklindedir. Şöyle bir baktığımız zaman paraleller sevgili arkadaşlarım daireler şeklinde Kuzeyde 90 güneyde 90-180 tane ve çember şeklinde. 360 adettir Dikey doğrultuda bir kutuptan diğer kutuba gider ve sevgili arkadaşlarım unutmayalım yay şeklindedir. Doğru. Aralarındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometredir diyor. Ya şimdi bunlar birer derece aralıklarla çiziliyorsa aralarındaki mesafe her yerde sabittir. Ancak unutmayalım. Meridyenler bir kutuptan diğer kutuba gittiği için sevgili arkadaşlarım bunların aralarındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe kısalır. O zaman 5 ile 2'nin ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Hadi bakalım şıklarda arayın. 5 ve 2 nerede? Tabii ki de sevgili arkadaşlar şuraya şöyle bir 2 atarım. B seçeneğini işaretledim. Gittim. Soruya geliyoruz. Saatte 555 km hızla giden bir uçak. Küre üzerinde ok yönünde x noktasından z noktasına yolculuk yapmıştır. Allah'ım ne güzel bir soru. Hadi bakalım zor bir soru. Bu soruyu çözebilecek miyiz? Şimdi x'ten başladık. Y'ye gittik. Üşenmedik. Y'den de Z'ye gittik. Yani dünyanın bayağı bir kısmında yolculuk yaptık. Nereden başlıyoruz? X 20 derece batı meridyeni sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle X eşittir 20 derece batı meridyeni. Z'ye bakıyorum. Z ise 10 derece doğu meridyeni. Ya da boylamı da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi saatte 555 kilometre hızla bu uçak yolculuğuna başlıyor ve yolculuğu bitiriyor. Nereden başladı? X'ten. Ve diyor ki X'in bulunduğu boylamda yerel saatle 22.01.2021 Salı günü 10.40'ta hareket ediyor. Yani yerel saat 10.40 ve 22.01.2021 Salı günü yolculuğuna başlamış sevgili arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki Z noktasına geldiğinde gün ve yerel saat kaçtır? Ya yani soru anlaşılmıyor bile ya o kadar güzel bir soru. Nasıl? Çok basit aslında ha. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar biz burada hem paralellerin hem de meridyen ya da boylam dediğimiz kavramın özelliğini bilmemiz lazım. Nasıl? Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki mesafe 111 kilometre değil miydi sevgili arkadaşlar? Evet değil mi? O zaman şimdi burada 30 tane paralel var mı? Ve uçak saatte 555 kilometre hızla gidiyorsa her bir saatte 5 tane paralel geçmez mi? O zaman x'ten y'ye geldiği zaman kaç saat geçecek arkadaşım? 6 saat geçecek. 6 saat burada yolculuk var mı? Var. Şimdi biz biliyoruz ki ekvatorda ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki mesafe 111 kilometreydi. E 20 burada, 10 burada 30 tane boylam var. Her bir saatte 5 tane geçerse 6 saatte burada gitti mi? Etti mi sana 12 saat uçak yolculuğu? Bak 12 saattir yolculuk yapıyorlar ya. Devam edelim. E sıfırdan 20 güneye gidiyor. 20 tane gitti. Saatte 5 tane giderse 4 saatte burada mı gitti? Allah'ım kaç saattir yolculuk yaptılar çok yoruldular. 6, 12, 4 daha 16 saattir yolculuk yapıyorlar ya. Şimdi nerede başladı? 10.40'da başladı değil mi? 12 saat ekle. 22.40 yapar mı? Yapar. Ne kaldı? 4 saat. 2 saat ekle. 00.40 yaptı mı? 2 saat daha ekle. 02.40 yaptı. Cevabın 02.40 değildir. Niye? Ya batıdan doğuya doğru gitti. Yani 20 batıdan aslında 10 doğuya da gitti. Oranın yerel saati tabii ki de x'ten daha ileride değil mi? x'ten daha ileride. Kaç dakikalık bir zaman farkı var? 20 artı 10 30. 30 çarpı 4 120. 120 bölü 60 2 saat. Yani x ile z noktası arasında sevgili arkadaşlar 2 saatlik de bir ekstra yerel saat farkı var. 2 saat daha eklersem etti mi sana 0440 Cevabımız yerel saatimiz bu. Günümüz ne oldu? 23 .01 2021 Çarşamba. Hadi bakalım bir gündür yolculuk yaptılar. Çok yorulmuş olmalılar. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuz. Haritada belirtildiği gibi ok yönünde hareket edildiğinde aşağıda verilenlerden hangisinin artışı Türkiye'nin mutlak konumu? Yahu bu mutlak konum nedir dersek 36 derece kuzey 42 derece kuzey enlemleri ile açıklayabildiğimiz mutlak konumdur. Ama bize diyor ki bununla açıklayamam. Gece gündüz süre farkı. Bu alandan buraya doğru gittiğimizde yani Akdeniz'in batısından Antalya'nın bulunduğu alandan Giresun hattına doğru gittiğimizde sevgili arkadaşlarım burada gece gündüz arasındaki süre farkı artar. Bunun temel sebebi 36 dereceden 42 dereceye gidiyorsun yani mutlak konum. Gölge boyu artar gene mutlak konum. Yağış miktarı fazla azaldı arttı o zaman bu göreceli konum sonucuyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Güneş ışınlarının tutulma oranı artar mutlak konum yer çekimi artar mutlak konumla ilgili bir durumdur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlarım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise karasallık şiddeti fazladır. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Türkiye yüksek ve engebeli bir ülkedir. Gerçek alan iz düşüm alanı arasındaki fark fazladır. Bitki görsüz değişimi fazla. Tarım alanları dar ve parçalı. Diyor ki yukarıdaki kavram haritasında hangi numarayla verilen özellik çıkartılırsa doğru tamamlanmış olur diyor sevgili arkadaşım. Türkiye yüksek ve engebeli bir ülke olduğu için gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkı fazladır. Bununla birlikte bitki örtüsü değişimi fazladır. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Karasallık şiddeti fazladır. Ancak kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Temel sebep kuzey yarımkürede yer almaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise harita bilgisiyle ilgili soru. Yukarıda gösterilen projeksiyon yönteminde hata oranı aşağıda verilen ülkelerin hangisinde daha az olur? Öncelikle projeksiyon yöntemini tanımamız lazım. Dünyanın etrafına silindir şeklinde bir kağıdın geçirildiği varsayılır ve bu projeksiyon yöntemine göre kağıdın temas ettiği alanlarda bozulmanın daha az, temas etmediği alanlarda ise bozulmanın daha fazla olduğu söylenir. Bu projeksiyon yöntemimiz tabii ki de silindirik projeksiyon yöntemidir. Ve bu projeksiyon yöntemine göre hazırlanan dünya haritalarında ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulmanın hata oranının arttığını söyleyebiliriz. Norveç sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte Kanada, devam ettim Endonezya ve devamında sevgili arkadaşlarım Danimarka ve Rusya demiş sevgili arkadaşlar. Hangisinde bozulma daha az olur? Endonezya dediğimiz ekvator hattı üzerinde yer alan ülke diğer ülkelere göre bozulmanın daha az olduğu ülkedir diyebiliriz. Ve geldik yazılı tekrarımızın sonuna arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.